Herkese merhabalar, sevgiler. Tottiler Mesliler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Fritz Hocam, ne habersiniz? Çok iyi abi, sen nasılsın? İyidir. Kıyıcı Hocam? İyiyiz abi, şükür. Çok böyle güzel bir menümüz var. Hemen menümüze başlayalım. Önce bugün kurallar çekildi. Galatasaray'ın kurasını kanalda değerlendirdik. Ama biz bütün kurallara bir bakacağız. Ondan sonra Premier Lig'de güzel bir hafta oldu. Uzun uzun konuşacağız. Çünkü lider Arsenal, biraz moderatörün tuttuğu takımı konuşuruz hocam. Yapacak bir şey yok. Onun dışında güzel maçlar vardı. City takıldı. Liverpool United vardı. Aston Villa vardı. Onun dışında biraz Bundesliga'ya uğrayacağız. Orada hem Bayern hem Leverkusen izledik. Ondan sonra pazar gece güzel bir potpourri yapacağız. Paris Saint Germain'li. Biraz Portekiz Ligi'ne uğrayacağız. Ondan sonra bir İspanya yapacağız. Ondan sonra da hafta içi maçları da var. Oradan da size güzel bir seçki yaptık. Onları önerip bitireceğiz. Premier Lig'e kurallara başlamadan abi senle konuşalım. Özellikle o kalp krizi olayını bir anmış olalım. Abi Luton Bournemouth maçı şu an zaten girmeden de baktık son durumu. Tam Lakir önceden de Championship finalinde, playoff finalinde bir rahatsızlanmış. O an böyle fark edilmemiş ne olduğu. Teknik direktörü hızla değiştirmiş. Şimdi yeniden kalp sorunu yaşıyor. Ya tabii insan bunu canlı izlerken, yani biz ta Mark Vivien Foe'den bu zamana insan böyle durumlarda çok kitleniyor kalıyor ekran karşısında. Ama şimdi muhtemelen mesela futbolu bırakmak zorunda kalacak. Daha 28-29 yaşında bir oyuncu. Yani çok en önemli şey sağlık. Yani bu bir klişe değil gerçekten. Yani klişe ama doğru olduğu için klişe. Evet, futbolu bırakacak mesela. Hayata dair bütün tasarladığı her şey şu bir insanın bir anda gözümüzün önünde çöpe gitti. Ama hayatta olması her şeyin önünde. Yeni bir hayat kuracak. Eriksen gibi bir durum olur mu bilmiyorum geri dönüşü. Eriksen oynarken ben hala yüreğim ağzıma geliyor. Mesela Agüero bıraktı. Doğrusunu yaptı. Agüero da benzer bir kalple ilgili bir rahatsızlıktan bırakmıştı. Yani o an ben kanalı değiştirince gördüm. Kanalı değiştirdim. Ne oluyor? Bir şey oluyor burada dedim. Canlı yaşasaydım muhtemelen bugün yayında zorlanırdım. Çünkü Eriksen'in olayından sonra ben 2-3 gün izleyememiştim. Euro'yu izlemeye devam edememiştim. Canlı yaşamamak iyi oldu o açıdan, ama sen canlı yaşadın, izledin herhalde. Abi birden yıldı. Zaten reji harika bir iş çıkarttı ve göstermedi hiç. Tribünleri gösterdi. Antrenör Iraola ile. Eriksen de çok kötüydü o açıdan. Eriksen de çok kötüydü abi. Orada da Kayer işte özveriyle arkadaşların etrafına bir çember yaptılar, kapattılar. Tabii en çok yüreğimizi ağzımıza getiren orada spikerin vermiş olduğu bilgi de Lokyar'ın 6 ay önce kalp krizi geçirmiş olmasıydı. Çünkü çok kötü birden yıldı. Yani yüksekte kaldı, kendini bıraktı. Tek gördüğümüz kare oydu zaten. Ardından da hemen zaten müdahale, türbünün refleksi gözümüze çarptı. Şükür ama ilk bulgulara göre futbolu bırakması gerekecek ama iyi, sağlık durumu iyi, bilinci açık dediler. O biraz rahatlattı. Ya bu son yıllarda çok daha fazla yaşanıyor. Yani Fritz çok güzel bahsetti az önce Foye örneğiyle. Hani 10 yılda bir olan bir hadiseydi Foye örneği de. O zaman öyle çok şaşırtmıştık mesela. Bir maç izlerken çocukluğumuzdan o güne kadar, 2003 yılına kadar böyle bir hadiseyle karşılaşmamız, ama son dönemde çok arttı. Evet. Eriksen de özellikle çok üzülerek karşılamıştık. Umarım bundan sonra bu tür hadiseleri çok daha az görürüz. 2016 ya da 2017 gibi de Fiorentina kaptanı hayatını kaybetmişti. Evet. Yani sahada değil, o uykusunda hayatını kaybetmişti. Bizim Ediz Bahtiyaroğlu da Türkiye'de idman sonrası. Evet, Ediz. Medina'da vardı, Manisalı. Yani. Evet. Diyelim kurallara geçelim isterseniz. Sparta Prag'ı tanımayalım. Çünkü tanımıyoruz abi. Ama neler okuduk ama Twitter'da. Ya arkadaşlar, Çek Cumhuriyeti Ligi'ni bu kadar izlemeyin. Çok daha güzellikler var. Açık konuşayım mı? Ben bu Şampiyonlar Ligi kurallarını seyir zevki olarak çok beğenmedim. Yani şöyle, ay bu oturtur izletir dediğim bir Leipzig Real Madrid var. Bir Kopenhag City var merak ettiğim. Çünkü Kopenhag'ın hocası hakikaten radarıma girdi. Lazio Bayern'le ilgili Twitter'daki şakaları yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Onun dışında da hani biraz da Inter Atletico Madrid ilgimi çeker gibi. Onun dışında pek bir ilgimi çeken olmadı. Ama zaten bu şey demek, bir sonraki turda daha renkli olacak demek. Çünkü favoriler eleyecek ve birbiriyle eşleşecek demek. Kıyıcı Hocam, ne diyorsunuz? Bir genel bakış atalım. Şimdi Porto Arsenal'den başlayayım olmazsa. Böyle gidelim sırayla.
Porto bu sezon iyi değil abi. Yani Portekiz Ligi'nde de geçen sezonki oyun gücüne sahip değiller. Konstantin'in çözemediği konulardan biri bu. Arsenal için bence Avrupa'daki sahne yeniden kendini gösterme becerisiyle çeyrek final çok yakın. Napoli-Barcelona. Buradaki eşleşmeler bana şey geliyor abi. Eski topçuların oynadığı takımlar vardı ya mesela. Napoli-Barcelona-Maradona maçı. Inter-Atletico Madrid-Diego Simeone maçı. PSV-Dortmund-Mario Götze maçı. Lazio-Bayern Münih size bırakıyorum onu. Kim maçı? Bana bırakmayın böyle bir şey. Çok fena Mussolini'li resim geldi. Miroslav Klose. ama genel anlamda Napoli-Barcelona'da ben Napoli'nin şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Barcelona'nın gidişatını ele alırsak. Çünkü Barcelona'nın hakikaten oyun gücü bayağı düştü. Paris Saint-Germain Sociedad. Burada ilgi çekici bir şey çıkabilir abi. Ne diyorsun? Luis Enrique'nin Sociedad'a karşı abi bir kere sadece iki eşleşme izleyebilecek olsan. Ya hadi üç yapalım. Üçlümüzü de seçelim. Bir, ben Leipzig-Real Madrid. Benim de öyle abi. Çünkü tamam Bayern Münih ölçü değil. Hele Real Madrid formunu bulduktan sonra şu anki Real Madrid ile Bayern Münih'i karşılaştırınca tabii ki Real Madrid çok ağır basıyor. Bir de Real Madrid'in kendi kupası olduğu için burası. Ama Leipzig 2 Bayern Münih maçında benim çok hoşuma giden bir futbol oynadı. Ancelotti hocanın da böyle çok aşırı tempolu takımlara karşı çıktığında bir önce bir dağılma hali olur. Sonra toparlar. Bir Modric atar. Halleder işi ama çok zevkli olacağını düşünüyorum ben maçların. Ben biri onu yazıyorum. Siz kimi yazıyorsunuz? Inter Atletico Madrid diyorum ben. Benim de iki numaram o. Çok öyle, güzel. Benim birim de o. Benim de bu eşleşmelerden belki Lazio Bayern Münih'i dışarıda bırakırım. En izlemeyeceğim maçtır. Çünkü Inter çok sapık bir savunma yapıyor abi. Yani Inter bayağı böyle 20 yıl sonra dünyanın en iyi 10 savunma takımı listesi yapılsa böyle şeyin Capello'nun takımlarından falan alıp oraya girebilecek seviyede bir savunma yapıyor. Öyle bir savunmaya karşı Diego Simeone'nin çok cevap verebileceğini düşünmüyorum ben. Oyun anlamında zevksiz bir maç olur diye düşünüyorum. 3 numaram da PSG Sociedad. Ben de onu 2 numara yazıyorum abi. 3 ne yazıyorsun abi? Leipzig Real Madrid. Sanıyorum Leipzig Real Madrid. Yani abi Real Sociedad için ben biraz üzüldüm. Hani benim sempatizanı olduğum özellikle 2-3 senedir özellikle takip etmeye çalıştığım bir takım olarak Inter'de grupta birinci oluyorsun ve yani yedinci olup yine Paris Saint-Germain çekerdin. Daha zor ne çekecektin ki? Evet. Yani birinci olmanın bir tadı kalmadı ama çok zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş birinci olup Bayern'e mi çekmiş? Aynen. Evet. Beşiktaş'ın yaşadığı ama en azından hani diyordun ki ya tamam Beşiktaş'ta grupta kayaya çarpmamıştı. Hani işte Real Madrid'ler, City'ler bunlarla oynamadı en azından. Sen Inter'le oynadın gittin. Neyse Inter'in önünde. Kopenhag City'ye ne diyorsunuz? Abi Kopenhag ben ilk kendi sahalarındaki ilk maçı izledim. İlk Bayern Münih maçını izledim. Dedim ki bu Bayern Münih'in şeyiyle alakalı. Bayern Münih'in bu sene Thomas Tuchel'ın böyle tempoyu çok yükseltmeyelim. Bazı özel maçlarda, Leverkusen maçları tarzı maçlarda bir 20 dakika koyalım tempo ama onun dışında biz mümkün mertebe 1-0, 2-0 götürüp işte yakaladığımız kontrodan yakaladığımız takımlar bazısı 7 oldu, 8 oldu işte Werder Bremen. O durum Bayern Münih'le alakalı zannediyordum. Sonra United maçlarını izledik. Galatasaray maçlarını izledik. Orada bir plan var yani. Orada hani Manchester City'nin normalde bu turda yaptığı Manchester City hep şey yapar ya. İlk maçı 5 tane atar. İkinci maçı 1-1, 2-1 bitirir. Ümitlendirir bir tane yer. Ama bu sanki öyle City'nin 5 atacağı bir eşleşme olmayacak gibi geliyor bana. Bana da 8-0'ını garantiledim şu an. Bana da abi aynen haftaya bir maç olsa mesela. Şu maç hafta oynansa Kopenhag'ın işine yarar gibi geliyor City'nin bu halindeyken. Abi şey de çok iyiler. Yani rakibin temposunu, maçın temposunu rakibin belirlememesini sağlamak da çok iyi Kopenhag. Evet. Ama tabii City'nin de şu anki halini düşünmemek lazım. 2 ay sonra City yeniden bence ideal City'ye dönüşmüş evet, olacak. Evet. Aslında Napoli-Barcelona'da biz mesela seçmedik ama en çılgın atacak maç gibi duruyor. Ya geçen sene, 2 sene mi oldu? 2 sene önce bir eşleştiler ya. O tatsız UEFA döneminde Barcelona'nın. Aynen. Oradan bir şeyi var ama bence burada en eğlenceli eşleşme PSV Dortmund. O zaman Kvara yoktu ama değil mi? Yoktu. Yoktu. Yok Kvara öncesi. PSV Dortmund çok kafa kafaya eşleşme. O da güzel olur. Evet. O zaman UEFA'yı alalım. Avrupa Ligi'ni pardon. Böyle devam edelim. 75 yaşında hala UEFA kupası diyeceğim. Böyledir bu iş. Burada Marsilya denk geliyordu Galatasaray'a. Shakhtar'la eşleşti. İyi oldu.
Vallahi burada da Lens Freiburg'umu alırım, Milan Ren'imi alırım, Feyenoord ilk üçü alırım, kaçarım. Burada bir sağdan bir soldan olacak bence abi. Yani Roma, Feyenoord ne kadar formda olsa da bence turu geçer gibi geliyor abi. Abi Feyenoord'un da hiç şansı yok ya. Hep Roma'ya aynen, çarpıyorlar. Yani hep Roma'ya çarpıyorlar. Mourinho bir de biliyorsun geçen sezon Leverkusen 40 tane şut attı. Turu finali Mourinho geçti. Aynen. Buralarda hakikaten hem şanslı yanında hem de işini biliyor. Milan Ren ilginç bir maç olur. Milan bence tur atlar abi. Milan'a bayıldım bu hafta. Bu hafta biraz gösterdiler yani. Ren çünkü iyi durumda değil. Ama şunu söyleyeyim. Ren'de Genesio sonrası Ren'i 3 sene önce Şampiyonlar Ligi'ne götüren Julian Stefan döndü. Julian Stefan'ın da olayı yani gelir. O ilk seneyi geldikten sonraki ilk seneyi felaket iyi geçirir. Oradan sıkıntı olabilir. 3 Portekiz takımı da ben çıkar diyorum abi. Lisbon, Benfica, Braga. Bence de. 3'ü de orada tulum çeker yani. Galatasaray-Prag maçında da işte Prag'ı hiç izlemediğimiz için abi çok detaylı bir 2 tane 3 tane maşallah. Yani kaç saat oldu kura çekileli bizi yayına gelene kadar? Herhalde bir 6-7 saat oldu. 6-7 saat içinde ne analizler okudun değil mi? Bizim ülkede herkes Sparta Prag'a sokar. Alanya-Hatay maçını anlık 4 kişi biz ya, şey diyebiliriz. 96 Euro 96'daki finalist Çek milli takımının kabuğunu oluşturan o zamanki Prag'tı. Nedved falan vardı falan diyebiliriz. Ya bu çıkar. Doğrusu bence bu arada yani. Bana mesela 5 tane maçını izlediğim takım sorulduğu zaman ben abi o çok yakından takip etmiyorum diyorum. Bak 5 tam maçını izlemişim. İnsanlar 20 dakikalık video izleyip rakip analizi yapabiliyor. Saygı duyuyoruz. Benim burada eşleşmem tabii ki iki tane takımım burada. Birbirine çarptılar. Lens Freiburg. Evet. Çok merak ediyorum. Ben de yani en ilk üçümü aldım ben yani de. Sevilla maçındaki Lens bunları geçer abi. Geçer. Çok yani. İyi oynadılar. Çok toparladı takım. Evet. O Şampiyonlar Ligi'nde türbülansında kendini ayarladıktan sonra. Aynen. Hocanın da arkasında durdular. Şeye çok sevindim bu arada. Marsilya tabii ki bu sene açıp doğru düzgün bir maçını izlemedim. Hiç zevk vermiyor bana ama Gattuso hava getirdi. Son ikiye kaldıktan sonra ya Sparta Prag ya Marsilya. Eyvah dedim Marsilya gelmesin. Şey olarak gerek yok yani o böyle çok ateşli taraftarı olan bir takımın deplasmanı onunla çok uğraşmaya gerek yok. O açıdan iyi oldu. Ama diyelim, her şartta yani ben çok teknik direktörlerin arkasında durmaya, hep iyi tarafları görmeye çalışan bir insanım. Ama Sparta Prag tabii ki iyi bir takımdır. Kopenhag'ı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 120. dakikaya kadar götürmüş bir takım bu. Eyvallah. Ama hiçbir şekilde özrü yok yani. Hiç Galatasaray'ın artık taraftarına tur geçme zevkini yaşatması lazım. Konferans ligine zıplayalım. Orada ya Şampiyonlar Ligi... Çok enteresan takımlar var ya. İyi takımlar var yani. Ya burada şey Avrupa Ligi'nde birinci Galatasaray'ın olduğu torba çok iyiydi. Buradan çıkanlar Leverkusen'li tayfanın içine gelecekler. Evet. Sıkıntılı tayfaya düşecekler. Konferansı alabilir yoksa miyiz? Almasak da yoksa olur gibi. Yoksa yayın sonuna bırakalım. Ya da haftaya... Duayen yayıncısın ha. Ben yapsınlar diye yayın sonuna iteliyor. Oldu mu ya? Premier Lig'e geçelim. Premier Lig'de lider Arsenal. Efendim. Hiç de olmazdık. Ama ana yemeğimiz Liverpool United. Liverpool United'dı. Liverpool maç boyunca salladı. Sen Bundesliga'daydın. Biz Premier Lig'deydik dün. United ceza sahasında oynadılar, yıkamadılar. Abi çok orta sahayla ilgili eleştiri okudum. Hem Atletik'te maç sonu işte Atletik üyelerinin yorumları oluyor. Biraz Reddit'te de gezdim ama ben sorunun biraz hücumda olduğunu düşünüyorum. Salah'ın Liverpool formasıyla en kötü maçıydı. Nunez zaten bu büyük balıkların altında beslenen o balıklara da üstündeki böyle artıkları yiyen o balıkların da sağlıklı yaşamasını sağlayan çöpçü balıklar var ya. Nunez Salah'ın etrafında öyle oynuyor zaten. Salah kötü olunca Nunez çekilmez hale geldi. Sonradan giren hücumcular Gakpo falan çok kendini oynadılar. Yani pas atmadı adam. Bir orijiyi bile arıyor şu an Liverpool. Evet abi ve işte Trent'in orta sahaya çekilmesi de bir yere kadar katkı verdi. Ben o Liverpool'un iyi oynadığını, yani bütün ligi böyle oynasa şampiyon olabileceğini düşünüyorum ama bu maç hücumcularından gitti bence. Sen ne diyorsun maça dair? Üçüncü bölgedeki bahsettiğin o Salah'ın kötü olduğunda çekilmeyen denkleme %100 katılıyorum abi. Çünkü Salah hareketsiz kaldığında, toplar ona yönelik oyundayken Salah bir varlık gösteremediğinde oyun stop ediyor ön tarafta. Nunez de zaten hani Salah'ın birazcık da
amiyane tabiriyle ittirmesiyle kendisine alan açan, pozisyon yaratan bir oyuncu kıvamına geldi. Ve Salah'la koordinasyon açısından Luis Diaz'ın hiçbir uyumu yok. Yani evet. YouTube'da var mesela Salah'ın Liverpool'da attığı 150 gol diye baktığın zaman mesela o gollerde hep şeyi görüyorsun. Firmino, Mane. Salah topla boşluğunda Mane ve Firmino nasıl çapraz koşu atıyor, nasıl alan boşaltıyorlar, nasıl rakip stoperleri üstüne çekiyorlar. Abi şimdi, koldaki omuz bilek dirsek gibilerdi. Aynen. Hem topun akma hızı hem topun dönme hızı. Arkadaki işte Wijnaldum, Henderson'ın orta sahanın o döner reboundları alması o korelasyonu sağlayamadı. Ama neticede ben Liverpool'un oyununu dün beğendim. Hani yine Manchester United'i çok böyle çıkartmadılar. Tabii bir iki pozisyon verdiler arkada, o çok normaldi de. Hani Trent Alexander-Arnold'un oynadığı oyundaki ön tarafa çıkışları. Simikas biraz daha bölgesine ısınıyor. İşte Konate, Van Dijk devamlı high line oynadı. Çünkü yerleşmek istediler. Ama burada tabii defansif oyuncu ağırlıklı ya. Mesela şey düşünüyorsun maç izlerken. Ya acaba bu Gravenberg Chelsea'de olsa, Gallagher Liverpool'da olsa nasıl olurdu? Hep bunu düşünüyorum mesela. Öyle bir oyuncu tiplemesi acaba Klopp'un elinde olsa Gallagher tarzı nasıl bir sahaya yansıması olurdu? Çok böyle Endo ve Gravenberg üst üste biniyor abi. Hani Szoboszlai'nin zaten belli bir oyun aritmetiği var. O da pek iyi değil. İşte iyiydi. Yani o matematik olmayınca zaten Szoboszlai devamlı şut dönüyor. Yani devamlı şut gücü deniyorsun. 2.38, 2.50 XG oluyor ama gole dönüşmüyor. Ki Onana da çok iyi günündeydi. Çok iyi oyunda tuttu. Topla da iyiydi. Yani tempoyu müthiş düşürdü. Maçı izlemeyen birine desen ki ya stoperde Evans var, kanede Onana var, nasıl gol olmadı? Hayretle karşılar yani Evans'ın 90 dakika oynadığı mücadelede. Az önce bahsettiğim gibi hani Gakpo girdi, o da çok bir fark yaratamadı, derinlik yaratamadı, kenar desteği de alamıyorlar. Geri itti ya, geri götürdü. Yani hücum anlamında bitiricilik en büyük sıkıntısı abi bu takımın. Hani ikinci bölgeyi bir şekilde McAllister'ın olduğu denklemde Endo veya Gravenberg'le beraber bir seçim yaparak tolere edebiliyorlar. Hani Szoboszlai ve McAllister orada biraz daha ön tarafa oynama becerisiyle, Szoboszlai'nin şut ateş gücü, işte McAllister'ın da top kontrolüyle bir beraberlik sağlanıyor ama hücumda versatil oyuncu tipi çok az. Abi böyle çok güzel bir et pişirmişler de sos da çok, sos çok tuzluydu. Yani, yedirmedi sos. Repertuar çok dar olunca da abi golü bir türlü bulamıyorlar. United da tabii gol yemedikçe, Onana kalede devleştikçe cesaret buldu ve Garnacho ile Hoylund'la atıyordu. Yani maçı kırıyorlardı. Özellikle Hoylund'un pozisyonundan önce Garnacho'nun yakaladığı fırsat. Tabii United biraz şey gibi oldu abi ya. Hani biz 70'lerde bir YouTube'da öneri gelir önüne, işte West Bromwich Albion 1977 Nottingham Forest Kupa Galipleri Kupası. Öyle bir takım oldu artık yani. Kalite olarak ayakları beceriksiz ama sattı müdafaa yapıyorlar yani gol yememek için. Maino, Amrabat, McTominay yani oynadılar. Biz yemeyelim. Biz yemeyelim abi. Bir tane bulursak atalım takımı oldu zaten. Benim izlediğim kısım şeydi ya. Yani Liverpool işte Premier Lig'in iyi bir takımı, Championship'tan bir takımla evet, lig kupası oynuyor. Stoke City ya. Bildiğin Stoke City maçı. Aynen. Rezalet bir şekilde hiç cevap veremediler. Ama bu oyun kültürüne hala Liverpool'a transfer lazım bence abi. Hem ön tarafa bir tane lazım. Nunez'in belki, ya Klopp bir tane daha Firmino'sunu bulmalı abi. Bu artık hangi ligde olur bilmiyorum. Belki Stuttgart'tan Guresi olur veya işte başka bir oyuncu olur. Girasse'nin şeyi varmış. Şu anki performansına göre düşük bir serbest kalma maddesi varmış. Ya bu kadar pivotta oynayıp da kararları hep böyle tartışılır bir Nunez bu takımın şampiyon yapmasına en büyük engel gibi duruyor. Hani ilk başta en önden başlarsın ya, bir takım mesela nasıl söylenir, temizlik yaptığında bile takımda, kadroyu boşalttığında bir kaleci, bir forvet, bir numara, bir de 9 numaradan başlasın ya. Liverpool hala 9 numarasını bence çözemedi. Bir de orta sahayı da yenilemiş olmasalardı o çok karambole de geldi. Ama para harcayacaklar sanki. Yani. Mecburlar. 9 yani. Numara işi şimdi Manchester City, Haaland yedeği, işi 9 numara olan, gerçekten 9 numara olan yok. Yok. Alvarez oynar diye düşünüyorduk. Yani. O hoca onu orta sahaya eklemledi. Ama Manchester City'de yok. Tottenham zaten sonradan 9'a evrilmiş Richarlison. Onun dışında 9 numara yok. Başka kim var abi? Chelsea'de Nkunku falan gelecek ama yine hiçbiri tam net 9 değil. Chelsea'de 0. Arsenal'in 9 var. En 9 numaraya ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz takım Arsenal. Rotasyonu da onlar da var 9 numara yedeği. İlginç. Ama hoca çok şey ya, yani Klopp hoca son bir ay öncesine kadar değişiklikleri çok olumlu yapıyordu. Hep çok doğru değişiklik yapıyordu. Bir aydır tuhaf bir şekilde bir otomatiğe bağladı. 65 oldu. İşte orta sahadan X çıktı. Joe Gomez girdi. Trent orta sahaya geçti. Abi olmuyor yani. 3 haftadır kötü oynuyorsun. Siz bu hafta beğenmişsiniz ama ben hem izlediğim bölüm hem özet şeydi abi. Yani
derinde oynayan herhangi bir takımı artık pozisyon bulamaz gibi göründü. Luis Diaz bu kadar bireysel olarak düşükken. Diyelim ana yemekten önce bence çok güzel bir maç vardı. Arsenal Brighton. Abi şampiyonluk adayından ne beklersin? Bir ciddiyet. İki fiziksel direnç, o rakibe baskıyı kurabilme. Üç bu sosudur. Oyunu oynarken eğlenme. Arsenal'de ilk ikisi çok net vardı. Üçüncüsü 1-0'a kadar yoktu. 1-0'dan sonra gürül gürül eğlendiler. Ve yani Brighton'ın çok eksiği var. De Zerbi çok zor bir durumda. Kendi göreviyle ilgili demiyorum. Yani elindeki takım şu an De Zerbi'nin oynatacağı oyuna pek uygun bir takım değil Avrupa artık abi, sakatlardan Avrupa. Sonra. Yine çok sert evet. Avrupa maçından çıkıp geldi. Ama o da tecrübe yani. Brighton bunun için hayıflanacak bir takım değil. Öğrene öğrene büyüyecekler. O yüzden Arsenal'ın bu aldığı galibiyet de çok çok büyütmemek lazım. Ama oyun şampiyonluk oyunuydu ve gayet güzel bir sınav verdiler. Arsenal ve City'yi biraz standartlar üzerinden konuşuyoruz ya. Yüksek standardı orada gördük, sen ne diyorsun? Abi bir şey ekleyeceğim ben bir de. Şampiyonlukta istikrarda özellikle City değilsen, City tarzı bir takım değilsen, Bayern Münih bir tarzı bir takım değilsen, yani liginin domine eden takım değilsen istikrarlı olmak zorundasın. City'nin ve Bayern Münih'in ve bazı şartlarda geçmişteki Barcelona'nın sezon başlarında kışa kadar istikrarsız olma lüksleri var. Ama Arsenal gibi takımların öyle bir lüksü yok. Mesela Liverpool nasıl şampiyon oldu? O şampiyonluğu nasıl aldı? En baştan vura 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 giderek, yani hiç öyle City yaklaştı 2 puana indi gibi bir durum olmadı. O zaman şampiyon olabildi. Arsenal'de olacaksa öyle olacak ve şu an bütün bu geçen hafta dedim ya çakır keyif ligi oynanıyor. Çakır keyif olmayan tek takım Arsenal. İstikrarı en net olan takım Arsenal. Savunmasını artık geçen sene maç başına 1 üzeri gol yiyen bir takımken şu an 0-7 gibi bir rakam. Hı hı. Ve hiç 1 üzeri gol yiyen bir takım maç başına şampiyon olmamış haliyle geçen sene olamadılar. Bu sene onu çözdüler. Bunu yaparken de her şeyin getirisi olduğu kadar bir götürüsü oluyor. Götürüsü geçen seneki Napoli ile beraber böyle her hafta oturup bizi deli gibi eğlendiren Arsenal yok. Dediğin gibi daha metodik bir oyun oynuyorlar. O 1-0'a kadar Brighton maçı pasla öyle bir öldürdü ki. Yani gol de atıyorlardı pas kaldı. Evet aynen abi. 1-1 olabilirdi. Aynen. Belki o zaman maç başka yere gidecek dedirtmiyor ama Arsenal işte. Evet. 1-0 olsa en kötü ne olacak? 1-1 olacak ama dağılmayacak bu takım. Ve şunu yani yeterince hala övmüyoruz. Declan Rice kendi ülkesinde bir dönem overrated olmuş olabilir ama İngiliz olduğu için bizim gibi insanlar için de ya İngiliz diye bunu bu kadar abartıyorlar diye bir underrated olma hali yaşamıştı. Şu an net kanıtlıyor yani bu takımın geçen seneki o çok eğlenceli ama işte maç başına da 1.1 gol yiyen takımdan bu hale gelmesindeki bir numaralı etken. Topla da inanılmaz bir adam. Abi yani. Çok acayip bir herif. Şimdi Tümer Metin'in benim ara ara söylediğim, çok sevdiğim bir lafı var ya. Anadolu takımında oynarken yaptığın şeyleri görürüz biz hep. Senin yapabildiğin şeyler üzerinden konuşuruz. İstanbul takımına, Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a geldiğin zaman yapamadığın şeyler su yüzüne çıkmaya başlar ve o yüzden eleştirilmeye başlarsın. Declan Rice muhteşem bir büyük takıma geldiği zaman da yapabildiklerini daha da iyi şekilde gösteren bir oyuncu örneği. Ve ben o yüzden hocanın buraya bir sürpriz oyuncu, tamam herkes 9 numara Gabriel Jesus'un da sanki bu sene 15 gole çıkamayacakmış gibi görünen hali yüzünden 9 numara bu takımın skorla ilgili problemlerini halleder diyor ama ben elinde Declan Rice varsa abi Odegaard'ın yanına sürprizli bir oyuncu, işte geçen Paco Eta'yı alıntıladım. Tabii ki çok pahalı olur muhtemelen de. O tarz bir sürprizli problem çözecek adam çok lazım gibi geliyor bana. Çünkü en istikrarlı zamanında bile Arsenal'in 1-0'a çok sıkışan oyunlar görüyoruz. Evet. Ve bundan sonra esas şimdi başlıyor lig. Çok sert deplasmanlara gidilecek falan. Bence oraya bir oyuncu lazım. Çünkü Havertz'i atayım sadece koşu üzerinden topçuluk yapsın 4-3-3'ün ortadaki üçlüsünde. Fabio Vieira'yı alayım. Alver nereye kadar? Trossard'ı atıyorsun olmuyor. Oraya... Çünkü hani Paco Eta gibi bir oyuncu bir de savunmada da arızası yok ya. Hocam aksine ya. Paco Eta'nın savunması Odegaard'dan iyi. Yani bakalım inşallah yaparlar. Ben Arteta'ya burada paylaşacağım abi. O, müthiş iyi bir analiz. Weltman'la Adingra'nın tarafını çökerttiler. Hani Zinchenko normalde sol bek oynamayı çok sevmeyen,
eklemlenmeyi daha çok orta sahaya seven bir oyuncu. Daha, ya da bek oynadığı zaman da önde oynayan bir oyuncu. Ama Zinchenko, Havertz, tabii oradaki kuvveti aldığı oyuncu da Declan Rice. Merkezi çok iyi bir tutucu. Hani önünde Martinelli. Normal standart Martinelli'nin de bence biraz daha yakınındaydı. O üçüyle beraber orayı patlattılar abi. Yani Pascal Gross ne kadar girse de orayı büktüler. E şimdi elinde Lallana gibi bir oyuncu var. Neticede Premier Lig'in tecrübeli oyuncusu ama James Miller'ın sol bekte oynayan bir Dezerbi var. Bu da bence en büyük hatası bu arada. Çok ısrar ediyor. Yani James Miller orada olacak bir oyuncu değil. James Miller bir takımda yedekten sonradan oyuna dahil ettiğinde bence. Fakat zaten anında iki tane faul aldı. Yani hemen performans verebilecek bir oyuncu. Bazı şeylerde Dezerbi'nin metotlarına çok inanıyorum ama ısrarını anlayamıyorum. Yani başka oyuncular orada kullanabilir istese. Buna binaen Arteta oyuna müdahalede ve temaslı oyunda da çok iyi bence üretkenlik çıkarttı Arsenal'e ödev bu sezon. Yani hem oyundan düşmüyorlar hem oyuna müdahale konusunda yaptığı tercihler iyi. Hem de bence Ben White falan sağ stoperde çok keskin rol hatları var takımda. Yani hem performans da alabiliyor. Geçen sezon oynadığında ya stopere mi aslında evirse diyorduk. O çok kronikleşmiş gol yeme mevzularından dolayı ama oyuncu da oraya adaptasyonunu gösterdi. Gabriel Jesus'un gol atması ve performans vermesi önemliydi. Az önce Liverpool'da konuştuk ya. Liverpool elindeki oyunculardan o verimi alamıyor ama Arsenal'de mesela Havertz 5 gol attı abi. 3'ü de kritik maçlarda. Bu çok önemli yarışta. Metal yorgunluğu var Brighton'da. Avrupa'da oynama, ligde oynama. Abi Avrupa çok zor bir şey. Yani iki kadro, bazı oyuncular yaşlı, bazıları hala sakat. İşte Enchizo, Boanette falan sonradan oyuna giriyor ama hala bir kemik kadroyu koruyamadılar. Mitoma çok yorgun. Yani bütün takım Mitoma'nın ayağına bakıyor bazı durumlarda. O da yorgun olunca step yapıyorlar. Ama Arsenal için çok önemli bir galibiyet. Özellikle herkesin birbiriyle çarpıştığı bu haftada biraz öne attı. Hem de takımın biraz da hüviyetini görmüş olduk. Dinlendire oynadılar ve haklı bir galibiyet elde ettiler. O zaman hemen geriye düşeni de sana sorayım bir adım. City, yani ben Liverpool'a benzer gördüm. City ilk yarıda yüksek standart aslanlar gibi topunu oynuyordu. İkinci yarı anlarda bir yenildiler, iş çöktü. Yani abi, 80. dakika %20 topla oynama Crystal Palace, %80 City'ydi. Bak 80. dakika. Mateta'nın golünden sonra oyun çok belli ediyor. Bir tane müdahale yapması gerekiyordu bence. Guardiola gene patladı. Sol bekte oynadı dörtlünün sonunda. Stones'u stopere çekse, Guardiola yerine Nathan Ake'yi koysa, Nathan Ake şeklinde bir dörtlü defans yapsa inan maçı gene istediği gibi bitirebilirdi. Ama futbol bu cezayı kesiyor. Roy Hudson bütün oyuncuları ileri gönderdi ve Eze'yi aldı oyuna. Orada Eze'nin bir denklemi, bir penaltı pozisyonu vesaire puan kaybı. Zaten Guardiola çok kızmış. Basın toplantısını da izledim. Hani biz kendi elimize verdik bu maçı. Hakikaten elleriyle verdiler. Hani bizim bunu yapmamamız lazımdı diyor adam. Göstermiştim diyor. Yani oyunculara da bunu göstermiştik diyor. Çok gereksiz bir 2 puan kaybettiler. Tabii City şimdi şey bir takım abi ya. Bir şey diyemiyorsun. Geçen sezon da böyleydi. Biliyorsun ilk kere Arsenal'i yendiler. Ocak ayında, Şubat ayında. Tam onu soracaktım. Şimdi bu kadar kriz muhabbeti var ya. Geçen sene mi daha kötü durumdaydı City? Geçen sene net ya. Bu sene krizik bir durumları yok ama önünde fazla takım olduğu ama için. Ama geçen sene şöyle bir şey var abi. Kevin De Bruyne ile ilk ayı vardı elinde. Bu sene yok. Maç çözücü bir ilk ama ayı. Ama şey şimdi en son konuşacağız. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmiş De Bruyne. Oynar mı oynamaz bilmiyorum. Oynamaz. Performanslı döner diyorlar ama. Ocak'ta dönecek, gitmesine şaşırdım. Aynen. Abi mesela siz City oyuncusu olduğunuzu düşünsenize. Özellikle son 4 sezondur en kötü yarı finale kadar geliyorsunuz. Yani oynanabilecek maçların sürekli %95'ini oynuyorsunuz. Senede 60-65 maça en az çıkıyorlar. Şu an mesela o kafadan da çıkar tabii takvim. İşte hoca diyor ki beyler şu saatte toplanıyoruz kulüpte. Nereye gidiyoruz? Suudi Arabistan Kulüpler Dünya Kupası oynamaya. NBA'de de bir de Fluminense falan rakip ya. Melo falan çıkacak karşına. Abi en büyük hatası ilk ayı bir sene daha tutacaktı ya. Bak bırakmayacaktı ilk ayı. Bazı maçlarda çok ilk ay diye bağırıyor oyun. Evet. NBA'de de en fazla bahsin yattığı aylar bu aylardır. Oyuncuların ya beyler sezon sonuna daha var. Biraz kontağı kapatalım aylarıdır bu aylar. İşte onların yılbaşından sonra açılır maçlar. Bunlarda da enteresan takımdır, enteresan camiadır. Gene müdahale yapmadı. 90+6'da Stones aldı. 2 tane gol yedi, öyle müdahale yaptı. İnanılmaz ya. Ama bak %100 eminim abi. Kevin De Bruyne'nin sakatlığını bilseydi ilk ayla kesin uzatırdı kontrat. Barça'ya yedirmezdi yani. Ama onu da düşünmesi lazım ya. Ama şeydi yani, biraz göstere göstere oldu. City'ye dair zaten Temmuz, Ağustos ayında yazılan, yani daha hiçbir şey sahada ne olacağı görünmeden yazılan, söylenen şeyler neydi? Ya bu takım çok
dar kadrosu olan bir takım. Bazı pozisyonlarda çok dar kadrosu var bu takımın. Ve eksilenler hep kreatif oyuncular oluyor. Evet. Gelenler genelde kreatif oluyor. Belki yani yeni bir şey yaratacak bu adam. Genelde böyle başta görmeyiz biz yaratacağı şeyi. Ama kendisi işte Kovacic alma sebebi, Gvardiol alma sebebi, Gvardiol tarzı bir oyuncu da ısrar sebebi. Bence zamanla göreceğiz. Yani onu da hak etti yani. Kovacic'i kaleye falan bile koyabilir ilk yani. İlk maç Everton deplasmanı, Şandaş'a gidiyorlar. Of. 27-12'de. Bir şey diyeyim mi? Puan kaybının yeri yok. Abi senden çok kısa Aston Villa Brentford'u da alalım. Harika Premier Lig hafta sonumuzu kapatalım. Çünkü güzel de bir Bundesliga hafta sonuna geçeceğiz. Abi 60. dakikasından sonrasını alacaksınız. Çünkü 60-65 gibi açtım ben maçı. Dedim beyler ben Brentford yeniyor ben buraya kaçar. Ve açtım şey olmadı öyle. Zaten özette izledim. Girdikleri pozisyonlarda başta Arsenal'in highline'ını çok iyi, ilk defa bu kadar iyi kullanan, Nottingham Forest'tan sonra ilk defa bu kadar iyi değerlendiren o mesafelerin açıklığını bir takım gördüm. Ama izlediğim kısım Brentford kapattı, bayağı çıkamadı şey Aston Villa ve Mbeumo yok abi. Ivan Toney üstüne Mbeumo yok bu takımda. İkiyi yapacak iki tane çok net pozisyonu buldular. İki tane çok iyi pozisyonu buldular. Sonra Ben Mee'ye gitti adamın baldırına bastı. Kendini attırdı. Aston Villa harika bir şekilde döndü yani. Bir şey soracağım abi. Şimdi Galatasaraylılar... İşte budur. Abi dursun bu fotoğraf. Galatasaraylılar Zaniolo'nun bir yani buradaki gelişimini merak ediyor. Zaniolo kendisini Zaniolo yapan, o star yapan özelliklerini çok gösteremedi ama bu maçta savunma tarafında hani Galatasaray'dan kiralanan, Galatasaray'da geçen sene Raşitsa'nın kestiği hale getiren bazı savunma eksiklerini de kapattığını dair bir şeyler okudum. Sen gözüne çarptı mı? Bu maçta yani bu maçta göze çarpmayacak gibi değildi ama sadece bu maçla alakalı değil. Zaten Zaniolo'nun rotasyonun net bir parçası olmasını sağlayan şey o ilk 3-4 haftasından sonra sağlayan şey tamamen o. Yani zaten ben burada böyle 4-4-2'nin ama bu Red Bull 4-4-2'si, Pellegrini 4-4-2'si dediğimiz 4-2-2-2 gibinin sol tarafında oynatıyordu ve o zaman zaten sol taraftan bana acayip skor yapar diye orada oynatmıyordu. Orada hem fiziksel mücadelesini koyar hem de savunma katkısını verir diye oynatıyordu. Şu an bu takımda olma sebebi, bu takımın rotasyonunun bir parçası olma sebebi o Zaniolo. Biraz Raşit. Asist mi yaptı? Asist o mu yaptı abi tam göremedim. Biri zaten şeyden geldi. Ama yani çünkü hafta içi UEFA'da da gol attı. Attı mı? Attı. Bak onunla haberim yok. Tümer Metin'in bir lafıyla ben de katılayım. Kozasını kırdı diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. O zaman zıplıyoruz ince. Yani son 10 dakikası inanılmaz zevkliydi. Yani o kadar mutlu oldum ki bu maçı dur ya burada bir şey olur gibi deyip açtığıma. Premier Lig'in hiç abartısız iki tane şeyi yani en güvenilmez iki adam Mopey ve Martinez. Hiçbir şey de yoktu ortada. Bir anda olan Kamara'ya oldu ya. Ayırmak için geldi. Baba da tutamadı kendini, birine vurdu mu ne yaptı orayı da tam görmedim. Bir yıl önce atıldı. Dünya Kupası kazanan erkek tutuşu. Çok enteresan bir adam ya. Saça falan bakınca da efendi biri dersin. Yok çok en son sorayım. Efendi diyeceğim adam. Şimdi en son efendi diyeceğim adamdan geldik Bundesliga'ya. Bayern maçı çok aslında konuşulacak bir şey maalesef vermedi. Stuttgart çok önde oynadı. El yüzü düzgün bir şey denedi ama alanı bulan Sané'yi de mesela Tuchel'ın da Sané'yi 10 numaraya yakın değerlendirmesi, merkezden delmesi işi çözdü. Herhalde Kane üzerinden konuşuruz. Kane hiç zorlanmıyor. Çok iyi oynadı. Bayıldım ben de. Çok iyi oynadı ve aldığı her topu abi öne olumlu kullandı. Thomas Müller'i de bence iyi gösteren de Pavlovic'ti. Abi 2 ay oluyor herhalde bir maça girdi. 12-13 dakika falan oynadı. Ben burada adını geçirmek için unutmayayım diye yazdım. Pavlovic diye bir çocuk girdi. Daha çok süre alıp aynı şeyleri yapabilmesi kıymetli. Zaten onun dışında da gerçekten konuşulacak bir şey yok. Kim Minje'yi konuşabiliriz. Ben çok beğendim Kim Minje'yi bu maçta. Epeydir Napoli ve Fenerbahçe haline en yakın maçıydı. Gerçekten yok. Yani golün erken gelmesi dışında konuşulacak çok bir şey yok zaten. Bayern Münih bu sene bu. Yani golü erken bulup rakiplerde Stuttgart gibi ön tarafa çok adam yollayan, savunmayı önde kuran takımsa cezalandırıyor. Bir şekilde hallediyor. Ben
şey olarak hoşuma gitti Bundesliga. 19.30 Bayern Leverkusen maçı başlıyor. 21.30 Bayern Münih başlıyor. Böyle hani NBA, NFL falan yapar ya, double header. Böyle Bundesliga'nın iki marka takımı, yani şu an bu sezon için iki marka takımı peş peşe sahaya çıkıyorlar. O açıdan güzeldi. Leverkusen'imiz üzmedi yine. Leverkusen'imiz üzmüyor maşallah, nazar değmesin. Ya Leverkusen'e bu sefer neyi farklı söyleyeceğim, daha önce söylemediğim ne söyleyeceğim. Abi şunu fark ettim. Şimdi böyle sürpriz takımlar, sürpriz şekilde ligin bu noktalarında hala tepede kalmaya devam eden takımlarda tek vitesle oynama alışkanlığı vardır. Genelde yani şeyi görürsün. O ya tamam abi, çok enerjikler, çok motiveler ama hep aynı viteste gidiyorlar. O yüzden ilerisi için çok kalıcı bir şey olmayabilir bu dersin. Bu maçta özellikle gördüm. Rakipleri iyi bir rakipti çünkü. Rakipleri sağlam bir rakipti. Şu an rakibin adını unuttum. Kimle oynadı Leverkusen ya? Frankfurt olabilir mi? Frankfurt'ta ya. Hay yaşa. Top menajer. Ama hatırlamak için zaman kazanma nasıl? Çok iyi bir rakipti. Önemli bir rakipti. gelir diye düşündüm de. Bir formülleri var. Görüyorsundur. Geriden oyun kurulumunda 3 artı 1 yapıyorlar ya. 3 artı 1'i hala kimse çözemedi. Veya çözdü, güçleri yetmiyor. Konosu Tapsoba işte önlerinde şey geliyor. Palacios görüyor ki harika oynadı o da. 3 artı 1'i de buraya basıyorlar ama o top bir şekilde daraltarak ve genişleterek açıldıkları için ön tarafa inanılmaz akıyor. Ve Xabi Alonso bunu raylı sistem gibi yapmış ya. Yemin ediyorum abi. Top geriden stoperden kuruluyor. Palacios üzerinden bazen de direkt kenarlara. Hoffman'la işte Frimpong'un olduğu bölge veya işte Wiss'le Grimaldo'ya. Ve birden pozisyona giriyorlar abi. İnanılmaz bir şey ya. Xabi Alonso'ya en son vereceğimiz şeyde Kadir Topbaş referansıydı. Duayen başkandı. Xabi Ray. Övgüdür ama. Çabiray. Yani. Tabii canım. Marmaray tekerlekten büyük icat. Tabii. Abi o söylediğine ek. Dediğin üçlü. Önlerinde bazen Çaka geliyor. Genelde Palacios geliyor. Ama sonra ön tarafta Fils, Hoffman, orta sahalardan biri. Palacios, evet, ya da Çaka. Onlar dizildiği an o hattı kırmak o kadar kolay oluyor ki. Ve bunu işte bir senelik takım ya bu. Yani bunu 4 sene uğraşıp yapmadı. Tabii bu adam. Tabii yaklaştıkları zaman tehlikeli artıyor. Ha, şeyi diyecektim bir de. Abi tempoyu kendileri ayarlıyorlar. Yani tek vitesten gitmiyorlar. Maçta mesela Boniface girdi pozisyona. Mesela Darwin Nunez'in falan yapamadığı şeyler. Darwin Nunez'i mesela ceza sahası içinde topla buluştuğu an sürekli kafada başka bir şey olduğunu hissediyorsun ya. Bir sağa çekmeyi düşünüyor. Bir, mesela Benfica'da öyle değildi o çocuk. Değildi. Geleni yapıştırırdı. Falcao gibiydi. Boniface. O dürtüyorsa onu kafası karışık, o ne yapayım diye düşündüğü için dürtmüyor. Gel artık bir dürtü şey yap o. Tabii ayaklar da iyi. Tak bırakıyor veya köşeye, mesela bıraktı köşeye, çok erken öne geçtiler. Haldır uldur devam etmediler. Tempoyu düşürdüler, pas yaptılar. Fritz inanılmaz yani bu yaşta bu oyun zekası. Artık bir de bazı futbolcular gözün aşina olur ya. Mesela benim 7 numara miyop gözlerim. Gözlüksüz izleyeyim, aa bu... Sadece yürüyüşünden Fils derim. Şunu yapacak diyorsun. Şu an bakıyorum bu Fils, bu hareketi yapan Florian Fils'tir diyorum. Evet. Tempoyu düşürdüler. Sonra abi mesela 2-0'dan sonra bu sefer de bir anda iştahları arttı. Bam güm gitmeye başladılar. 3-0 oldu, bam güm gitmeye başladılar. Gol arsızı bir halleri var. Bence Euro 2024 yani ya da Almanya'nın bütün geleceği diyeyim. Bunun etrafında şekillenmesi lazım. Olması lazım da yani aman abi çok gençsin. İşte Chelsea 120 milyon verdi şeye. Aman. Leverkusen'e. City'ye bile abi. City'ye bile gitmesin. Abi şunu görelim mi ya? Yani 23 mesela. 23 de çok genç bir yaş. 23 yaşınıza ama kadar bunlar da abi kulüpte. İçeride kalınca Bayern çöküyor ya. Belki bunlar o yüzden gitmek ister. Yani, Boniface içeride kalınca mesela şimdi Harry Kane'in 2 sene sonrası için Boniface'i damlayacaklar. Bir de şey yani. Bence Musiala varken. Atıyorum 3,5 milyon euro kazanıyorsun. Real Madrid sana gelip 8 milyon euro verdiği zaman. Ama ben bunu da City'de bir izlemek isterim yani şimdi. Pazar gecesini hızlı geçelim. Abi sende PSG vardı, bende Madrid vardı. Villarreal atletizm olarak o kadar kötü durumda ki Madrid yani Kroos, Modric aynı anda sahada başlamasına rağmen daha iyi taraftı. Daha atlet taraftı ve yani 10 lazımsa 10 atarız güveniyle oynadılar. Çok da iyi oynadılar. O
Yani bu buradan da bir şampiyon takım iç saha performansı haftaya geldi. Haftaya bir uzun yeniden bir Real Madrid yapalım. Evet. Ayda bir yapıyoruz. Sonraki turlar için bu arada Galatasaray Villarreal'i göze kestirebilir. Yani Galatasaray'a da uygun bir takım. Abi Marcelin yiyor ya. Abi Paris maçında Paris'i grup çok yormuş. Newcastle Dortmund'lu grup. Bir 70 dakika oyunun onların elindeydi. Barcola, Mbappe biraz Dembele üzerinden döndü ama ondan sonra son dakika Jonathan David oyuna girer girmez Yusuf Yılcı yerine golü attılar ve 15 dakika Paris Saint Germain'i salladılar bayağı. Fonseca da iyi götürüyor Lille. 4. sıradalar, uzun zamandır yenilmiyor. Ama benim için haftanın ikonik asisti, Osimhen. Pozisyonu Osimhen'di abi, müthiş. Sokaktaki futbol oynarken ki aldığım keyfi gördüm verdiği asiste. O kafayla kontrol. Bir de ağır çekim yapmış Serie A'nın resmi hesabı. Çok güzeldi. 9 saniye. Tık 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 abi. İnanılmaz. Simok. Bak yükseliyor. Diyerek pasını atayım. Tanju Çolak'a da buradan almış oldu. Braga Benfica da sendeydi. Ha, Braga Benfica. Ya ben çok kartlı, tekme tokat bir maç bekliyordum. Yani gollü de kartlı da tekme tokatlı bir maç bekliyordum ama Benfica golü attı. Di Maria gene ince işçiliğini gösterdi. Asistini yaptı Orkun Kökçü'ye attığı ara pasta. Sonra Braga bu defa salladı. Çok kaçan pozisyonlar da vardı. İşte özellikle Horta, işte Pizzi, Bruma. Bruma'nın bir tane penaltı pozisyonu vardı. Öyle bir kendini yere bıraktı ki yani hakem falan güldü artık, kalk kalk dedi. Arthur Jorge tabii Şampiyonlar Ligi'ne elendi ama ligi artık fokuslanacak. Burada 4 tane şampiyonluk adayı var abi. Bugün de Sporting'de Porto karşılaşacak özellikle. Benfica liderliğe oturdu ama burada ligde her şey olabilir. Takipteyiz. Bu sezonki futbol kalitesi geçen sezonun gerisinde ama rekabet kalitesi daha üst düzey. Keyifle izliyoruz. Kapatırken de hafta içi fikstürüne bakalım. Çünkü bu hafta... Bologna modda yine analım. Yani Mourinho hocam olmuyor. Vallahi olmuyor. Xabi hoca giderse modda Leverkusen mi diyorsun abi? Öyle diyorum abi. Çok yani... yakışır ha. Ki böyle giderse ilk 5 içinde, ilk 6 içinde devam ederse Bologna, Leverkusen'den bir tık yukarıda takımlar bir ne oluyor burada demeye başlayabilir. Bir zorlayabilir diyorsun. Hani... Görsel'in iyiliği aklımı kaybetti. Örneğin Şampiyonlar Ligi skini gibi. Aynen. Aynen değil mi? Peki benim buraya yarın 21 City Urawa maçını izleriz diye almam yani. İzlemeyeceğiz. Ve bu maçı izlemeyecek bir kişi daha söyleyeyim size, Pep Guardiola. Ernesto Valverde hocama da selam olsun. Atletico Madrid'imizi dayaklardan dayak beğendirdiler vallahi. Çok fena yaptılar. Çok rahat kazandılar. Williams'lar. Sonunu açabildim Borca ben. Borca Guruzeta. Sevilla'da Kike Sanchez Flores'le anlaştı. Bunu da duyuralım. Burada çarşamba günü Leverkusen ve PSG sahada. Inter Bologna İtalya Kupası. Ben Inter'i bu hafta 2 haftadır izleyemiyorum. Ondan aldım listeme. Perşembe günü de Alaves Real Madrid ve Crystal Palace Brighton. Brighton bir yerde bir yükselmesi lazım. Palace da yeni City maçında geri döndü. Güzel fikstür yani, bu Şampiyonlar Ligi'siz, Avrupa Ligi'siz bu kadar güzel fikstür çok denk gelmez. Inter Bologna mı izler, diğerlerini izlemem gibi geliyor. Bazen de böyledir. Bundan sonra Boxing Day muhabbetine giriyoruz. Evet, bundan sonra artık bundan sonra maç bölüşmek falan yok abi. İki kumanda dört göz. Aynen, yıldığımız. Diyelim abiler, ağzınıza sağlık. Eyvallah abi, aktı program. Allah. İzleyenlere, yorum atanlara, bize geri dönüş yapan herkese çok teşekkür ederiz. Haftaya da bir araba güzel maç izleyip sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.